Crohn için diş kesiminde basamak genişliğini etkileyen faktörlerden bir tanesi dişin boyutu. Bu anlamda zorlayıcı dişlerden bir tanesi üst lateral diş. Mezodistal çapı 6.5 mm. Basamağı oluşturacağımız kole çapı ise 5 mm. Eğer 0.5 mm'lik bir basamak oluşturacaksak kole de 4 mm'ye düşüyoruz. 8 derecelik bir kesim eğimiyle birlikte insizel bölgede ise 3.2 mm'ye iniyoruz. Bu bölgede ortalama pulpa genişliği 1.4 mm. Dolayısıyla mezyal ve distalde 1'er mm'lik dentin kalınlığını koruyabiliyoruz. Ama basamağımız 1 mm'ye çıkarsa insizelde kalan diş dokumuzun genişliği 2.2 mm seviyesine iniyor. Böylelikle mezyal veya distalde dentin duvarı kalınlığı kritik seviyenin altında kalıyor. Yapılan çalışmalar kesim sonrası dentin kalınlığının 0.5 mm'nin altına düşmesiyle pulpitis riskinin arttığını gösteriyor. Aynı şekilde üst lateral dişlerin palatinal yüzeyinde bulunan girinti kısmına da dikkat etmeliyiz. Bu kısımda toplam mine dentin kalınlığının ortalama 1.6 mm seviyesinde olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla diş kesimi sırasında palatinal yüzeyden en fazla 1 mm'lik bir doku kaldırmalıyız. Eğer 0.5 mm kalınlığında basamak oluşturursak bu durumu sağlayabiliriz. Ancak 1 mm seviyesine çıktığımızda mezyal ve distal alanlarda olduğu gibi palatinal yüzeyde de bazı risklerle karşılaşabiliriz.